Merhabalar, Mine ile Hayatın Tadı yepyeni bölümüyle tekrar sizlerle birlikte. Sizler ekran başına hoş geldiniz. Ben de mutfağımda sizlerle bugün çok güzel yemekler yapacağız yine. Tabii bu yemekleri bugün ben yapmayacağım. Evet, konuğum var. Konuğum dedi ki, elimin lezzetine güveniyorum. Çok güzel yemek yapıyorum. Ama ya heyecanlanırsam, ya elim ayağım birbirine dolanırsa dedim. Hiç problem değil ve geldi. Kim mi geldi? Çok güzel bir bayan geldi. Urfa hanımefendisi geldi ve müsaadenizle onu davet etmek istiyorum. Sevgili Ayşe Hanım, buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, aynen dediğim gibi güzel mi güzel bir Urfa hanımefendisi. Teşekkür ederim, evet, sağ olun. Şeref verdin. Çok sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz, bizler de işte böyle olarak yöremize ait güzel yemekler yapmaya çalışıyoruz. Formatımız gereğince Urfa hanımlarıyla, işte tabii ki yani Urfa hanımı pek demek istemiyorum ama kim isterse mutfağımız onlara açık dedik. Evet. Ve sizi ağırlamaktan çok teşekkürler. Ben de keyif duyacağız. Ben çok mutluluk duyuyorum. İnşallah güzel Urfa yemeklerimizle beraber bugün bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah. İnşallah. Ne yapacağız bugün? Bugün ağzı açık, ağzı yumuk yapacağız. Urfa'mızın meşhur tatlısı şıllık yapacağız. Oo, şıllık, evet. Bir de bizim bir çorbamız var, yoğurt çorbası. Onu bu özellikle ağzı açık, ağzı yumuğun yanında hani o biraz kuru olduğu için. Evet. Sıcak, havalar da soğudu. Evet, havalar da soğudu. Evet, güzel. Ben bu arada sizi tanımak istiyorum. Yemeği hemen geçtik ama sizi tanıyalım biraz. Ben ev hanımıyım. İki çocuk annesiyim. Oo, maşallah. Tane güzeller güzel kızım var. Oo, süper. Allah bağışlasın. Amin. Allah razı olsun cümlesine. Öyle geçiyor günüm yemek yapmakla, çocuklarla beraber. İyi, çok güzel. Urfalıyız. Evet, Urfalıyız. Evet, sevgili seyircilerimiz. Ayşe Hanım geldi, hoş geldi diyoruz. Evet, bugün ağzı açık, ağzı yumuk yapacağız. Evet. Bizim yöremizin en baş yemeklerinden biridir. Ve el becerisi isteyen bir yemektir. Evet. Ondan sonra bunun yanında çorbamız var. Evet. Yoğurt çorbamızı yapacağız. Ve şıllık tatlımız var. Evet, önce hangisinden başlayalım? Önce çorbamızdan başlayalım. Tamam. İsterseniz. Tabii tabii. Çorbamız o anda pişerken biz ağzı açığın malzemelerini hazırlayalım. Tamam. Çorbamızı yapmaya geçelim o halde. Evet. Çorbamızın yapımıyla başlayacağız Ayşe Hanım. Evet. Neler var çorbamızda? Çorbamızda pirinç var. Un var. Bir yumurta. Tereyağı. Yoğurdumuz var. Evet. Ölçülerini aslında söylesek. Evet. Bir yumurta. Evet. Bir yumurta kullanacağız. Var. Yarım. Fincan. Yarım mı bir mi? Bir fincan pirinç. Bir fincan pirinç kullanacağız. Evet. Yaklaşık bir kiloya yakın mı? Bir kiloya yakın yoğurdumuz yoğurt var. Yoğurt kullanacağız. Evet. Un. Üç yemek kaşığı un koyuyoruz. Alabildiğince zaten yağ ölçüsünü evet. Biz yapacağız. Evet. Bu kadar. O zaman yapımına geçelim. Geçelim. Evet, havalar soğuk dedik. Artık hakikaten soğumaya başladı. Zaten çevre illere falan da kar yağmış. Onun soğuğunu biz yiyoruz şu anda. Aynen. O yüzden dedik sıcak sıcak bir çorba olsun. Evet, hepsini çırptık. Evet, ocağa. Evet, bu arada siz onu karıştırırken neler yapıyorsunuz Urfa'da? Urfa'da bir bayanın günü nasıl geçiyor? Şimdi biz çalışan bayanlar olduğumuz için biz hiç anlamıyoruz nasıl. Yani bana mesela saatler yetmiyor. Evet, siz ne yapıyorsunuz? Vallahi çocuklarla işte kızlarımla beraber onları kahvaltı. Kaç yaşındalar kızlar? Kızım, büyük kızım Gülnihal 14 yaşında. Maşallah. Sudenaz 9 yaşında. Onlara buradan kocaman sevgiler yolluyoruz. Evet. Okula başka? Hazırlıyorum, okula gönderiyorum. Ev işi, evi topla, yemeği hazırla. Bizim de öyle akşam oluyor. Temiz. Aslında temizlik. Var ya, ben her zaman söylüyorum. Ev hanımlarının işi bence çalışanlardan daha zor. Bizim işliyse belli bir saat ama sizin hiç çok saatiniz de yok. Bizim saatimiz yok. Hakikaten. 7-24 biz ev hanımıyız, çalışıyoruz. Ev kutsal meslek, ev hanımı. Hiç kimse buna bir şey demesin. Hani beyler şey diyor ya işte, ne yapıyorsunuz evde sabahtan akşama kadar falan diyorlar ya. Aynen öyle, keşke sizler bir evde olsanız da sabahtan akşama kadar neler oluyor görürsünüz. Aynen öyle. Evet.
Evet, çorbamızı karıştırıyoruz. Evet. Buna sarımsak falan girmiyor. İsteğe göre koyabilirsiniz ama hani isteğe bağlı. Tamam. Bundan sonra zaten yağımızı nanemizi kavuracağız. Evet. Çorbamız bu kadar basit. Yani bu çorba evet yayla çorbasına çok benziyor. Benziyor. Diyeceksiniz hatta aynen yayla çorbası ama bizim burada bunun adı yoğurt çorbası olarak geçiyor. Evet. Bu da ağzı açıklı ağzı yumuğun yanında çok güzel, çok lezzetli oluyor. Evet. Sıcak sıcak. Güzel. Evet. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Evet, başladı değil mi? Kaynamaya. Tereyağına tanesini yapacağız. Tamam. Siz yağını artık siz ayırlayın. Ayarlayın Ayşe Hanım. Size şöyle bir ışıkla vereyim. Ben onu karıştırayım mı? Olur. Tamam, ben karıştırayım. Evet, bir şey güzel oldu ama. Tamam. Evet. Sizin kızlar yemek ayrımı yapıyor mu? Yok, yapmazlar benim kızlar. Hmm. Ne yaparsam yerler, severler yani. Yemek. Tabii güzel yapıyorsunuz. Aynen. Güzel yapınca da itiraz etmiyorlar. Etmiyorlar. Evet, yağımız kızdı. Şimdi nanemizi koyacağız. Ben size yine şöyle kaşık vereyim. Buyurun. Hiç kesilmedi Ayşe Hanım, o dikkatimi evet. Çekti benim. Değil mi? Normalde hani evet. Bazen ben şahit oluyorum da böyle hemen kesiliyor, pütür pütür oluyor. Bu terbiyesinden. Evet. Değil mi? Güzel ölçülerini ayarladınız. Evet. Bu evet. Tamamdır. Tamam, evet. Evet, bu kaynadı. Aha. Güzel de kaynadı. Bunun şimdi nane ve yağını yapacağız. Tamam. Evet. İşte evet, ben bunu çok seviyorum. O olayı o. Mis gibi. Bu nanenin kokusu, tereyağın kokusu zaten harika. Evet. Evet. Ayşe Hanım çorbamızı hazırladı. Evet. Mis gibi, çok kolay. Ama hakikaten evet, yani evet. Çok pratik, çok kolay bir çorba. Çorbamızı kenara alıyoruz. Evet. Ellerinize sağlık Ayşe Hanım. Ve ağzı yumuk, ağzı açığa açık geçiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet, çorbamız tamam. Evet, çorbamızı ve yaptık. O bekliyor. Şimdi evet. Ağzı açık, açık yapacağız. Yapacağız. Evet. Malzemelerimizi lütfen şimdi sayalım. 1 kilo unumuz var. 1 kilo un. Evet. Yarım kilo kıyma. Bunun yarısı zaten ağzı yumuğa gidecek. Tamam. Onu yapacağız. Tamam. Bir yumurta. Evet. Bir tane soğan. Evet. Bir su bardağı yoğurdumuz. Çay bardağı da sıvı yağımız var. Tuz. Bir de bir kabartma tozu. Tamam. Bir de şey için. Pul biber. Evet. Tamam. O zaman önce hamurumuzu mu yoğuracağız? Evet. Tamam. Hamurumuz. Ben yine... Dediğim gibi bu biraz el becerisi isteyen bir, yani semsek daha kolay aslında. Evet. Değil mi? Aha, daha kolay. Evet. Ha, bir de oklavamız vardı. Dur ben sana oklavamızı da çıkarayım. Merdane kullanmıyorsun değil mi? Oklava. Hayır, oklava. Tamam. Evet, bir de oklavamız var. Tuzumuzu koyduk, yağımızı koyduk. Evet. Bir yumurtamızı kırdık. Evet. Bir paket... Kabartma tozu. Koyuyoruz. Bir paketin hepsi değil mi? Evet. Aşağıda. Evet. Şimdi bunu yoğuracağız. Tamam. Yoğurdum. Evet. Nasıl girmiyor? Giriyor evet. Giriyor az mu? Giriyor. Ha, ben giriyor. Pardon. Az giriyor. Evet. Bunu yoğuracağız. Evet. Ayşe Hanım'ın o güzel elleri bunu yoğurmaya başlıyor. Maya falan girmiyor. Yok girmiyor. Girmiyor. Kabartma tozu evet. Yetiyor. Evet, bizim Urfa'mızın hakikaten Urfa deyince, yemek deyince aklımıza hemen ağzı açık, ağzı yumuk geliyor. Aslında işli köfte de öyle de. Evet. İşli köfte bizim çevre illerde yani hemen hemen işte Antep'i, Adıyaman'ı, Malatya'sı, evet.
Yani bunu herkes çok kolaylıkla yapabiliyorlar. Biz ama ağzı yumuk, ağzı açık. Lütfen bunu da almaya kalkmayın. Değil mi? Her şeyi öyle alıyorlar. Evet, bu ara öyle bir şey var. Ben vereyim. Evet. Sanki yerimiz dar mı oldu? Dar mı? Evet. Aynen. Sanki bu çok olacak, o yüzden biz buradaki tüm arkadaşları hesapladığımız için herkes ağzı açık, ağzı yumuğu görünce bizi de hesaplayın, bizi de hesaplayın. Bu da aslında yeterli de. Vereyim mi biraz daha? Ben hatta tutayım şöyle aşağıya size. Evet, uçtu, misafir geliyor. Biz de böyle yoğururken falan uçtu derler ya. Evet, misafir gelecek diye. Evet, herkes gelebilir. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Yemeklerimiz vallahi bereketli oluyor yani. Herkes kim gelse kısmetiyle geliyor derler ya. Biz bu hamuru ikiye böleceğiz değil mi? Evet. Hem ağzı açıkta hem de ağzı yumuğun hamur ölçüsü aynıdır. Aynen. Evet, o yüzden zaten bol tuttuk ölçümüzü. Hamurumuz çok güzel bir şekilde yoğruldu. Evet. Evet. Biz bunu dinlenmeye alıyoruz. Evet. Hamurumuzu dinlenmeye aldık. Şimdi ağzı açığımızın içine hazırlayacağız. Bu, evet. Bu işte hani o yaptığımızda hani tavaya düşmüyor ya. Ben ilk yaptığımda tavaya düştü. Bilmiyordum tabii ki. Tabii yıllar önce. Bayağı bir önceydi, görmemiştim çünkü annem yaparken falan da kendim bir yapmaya kalkayım dedim. Aynen hamurunu falan yiyorum ama aşağıdan bakıyorum pat tavaya düşüyor. Aynen, meğer ki bunun çok tek noktaları değil. Var. Evet, tekniği ve tek evet. Noktaları varmış. Şimdi onu Ayşe Hanım bize yapacak ve biz de göreceğiz. Evet. Bu ağız açığımızın iç harcı. Bir soğan doğruyoruz. Bıçaklarımız çok keskin, lütfen dikkat edin. Evet, ben her çekimde çünkü elimi, parmağımı koparıyorum. Ama bu hamur biraz sert bir hamur. Evet, biraz sert. O dikkatimi sert çekti. Yani bizim normal o yaptığımız işte kulak memesi yumuşaklığı diye bir kıvamımız vardır ya, o değil. Bu sert. Biraz daha sert. Biraz ondan daha sert, evet. Bir soğanımızı minik minik doğruyoruz. Şimdi yarım kilo. Yani evet. Kıymamız bir kiloydu. Bunu, yağsız. Yağsız. Hı-hı. Bunu ikiye bölüyoruz. Evet, yarım kilosunu ağzı açıkta kullanacağız. Aynen. Evet. Sonra biz buna un koyacağız değil mi? Evet. Ne kadar koyayım? İki yemek kaşığı. İki yemek kaşığı da bu etimizin düşmemesi için. Evet. Bu kesinlikle önemli. Tuz koyuyorum. Evet. Bir de bir yumurta kırıyoruz. Başka bir şey var mı? Pul biber, karabiber koyacağız. Onu. Koyacağız. Tamam. Evet, bizim iç sosumuz ne kadar Ayşe Hanım? Yemek kaşığı. Ve karabiber. O ne kadar? Tamam, bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığından azıcık değil mi? Karabiberimiz. Evet. Bunu iyi mi yoğuracağız evet, Ayşe Hanım? Yoğuracağız. Evet, bu iyicene bir hepsi birbirini bulması lazım. Evet, hı-hı. Dağılmaması için. Dağılmaması için, evet. Tamam. Ağzı açığımızın iç harcı hazır. Bunu da alıyoruz bir kenara. Şimdi ağzı yumruğumuzun içini mi hazırlayalım? Evet. Tamam. Evet Ayşe Hanım. Ağzı açığımızın içini hazırladık. Biz bunu evet. Tekrar bir neler koyduk bir sayabilir miyiz? Evet. Evet. Bir tane soğan koyduk buna. Evet. Yarım kilo kıyma. Evet. Tuz, karabiber.
Bir yumurta. İki kaşık un. Un koyduk. Hı-hı. Bunu Ayşe Hanım çok güzel bir şekilde yoğurdu. Ve biz bunu dinlenmeye geç bıraktık. Şimdi ağzı yumuğumuzun iç harcına geçeceğiz. Yine bir soğan. Ben de tavayı vereyim. Bunu da kavuracağız. Evet, kavuracağız. Bunun ağzı kapalı olduğu için hani herhalde. Aslında mesela çiğ börekte şey yapıyorlar. Onu da çiğden koyuyorlar. Çiğden ya. Koyuyorlar. Evet, ama bunun tamamen hepsi kapalı olduğu için hani yağ içine de geçmiyor. Anladım. O yüzden. Evet. Üst kısmından dolayı kaynaklanıyor. Evet. Soğanımızı doğradık. Tavamızı alıyoruz. Yani yaklaşık yarım su bardağı kadar yağ koyduk. Çünkü etimiz hemen hemen hiç yağlı değil. Çok az yağımız var ette. Şimdi genelde bu kızartma işlemlerinde yağları, eti çok fazla yağlı tutmamak lazım. Evet. Çünkü dağılır kesinlikle dağılır. Evet, soğanımız kavruluyor. Kavruluyor. Evet. Bundan sonra etimizi alacağız. Evet. Ayşe Hanım başka neler yapar? Neler yapar Ayşe Hanım? Yani evde... Çalışmayı falan hiç düşünmedin mi? Düşündüm. Hatta evet. Bir arada çalıştım. Evet. Çünkü ben elin hakikaten çok pratik evet. Ve çok yatkın. Onu aha. Dedim sen söyle. Evet, çalıştım bir ara. Evet. Yani şimdi evdeyim. Kızlarla ilgileniyorum. Evet. Evet, bir soğanımız yarım su bardağı sıvı yağda iyice kavruldu. Şimdi bunun üstüne yarım kilo, yani bir kilo aldığımız etin yarım kilosunu ağız açığa kullandık. Yarım kilosunu da ağzı yumuğa alıyoruz. Et, soğan, yağ şu anda buluştu. Ve kavruluyor. Yani bir de bu harç her şeye yakışıyor ya. Evet. Değil mi? Yani bu harcı biz hemen hemen her şeyde kullanıyoruz zaten. Evet. Ama bunun özelliği, normalde bazen soğan bol tutuluyor ama biz bunda soğan sadece bir tane kullandık. Evet. Yani yarım kilo kıymaya bir soğan yeterli, evet. Bunda daha çok etin ağırlığı var. Evet, ağırlığını versin. Evet. Ayşe Hanım gelmeden önce hani açılışta da söyledim ya, evet. İşte evet dedi Mine Hanım, vallahi güzel yemek yapıyorum. Yani severek de yapıyorum ama dedi ya elim ayağım birbirine dolanırsa, ya heyecanlanırsam ben ne yaparım? Bak hiç elin ayağın birbirine dolanmadı. Yani tamamen şey, o yemek yapımına geçince yemeğe şey oluyoruz. Evet, unutuyoruz. Biz şu anda kameraları, stüdyoyu, her şeyi unuttuk. Ama sadece seyircilerimizi unutmadık. Evet. Bu bence oluyor. Az kaldı. Evet Ayşe Hanım, biber ne zaman gelecek? Gelsin o zaman. Gelsin biber. Mi? Tamam, biber gelsin hemen. Ne kadar biber? Yarım yemek kaşığı olsun. Çok fazla. Çok şey olmayacak mı? Kırmızı falan? Salça yok mu bunda? Salça isteğe göre koyabiliyorsun. Salça. Tamam. Yarım kaşık biber. Yarım tatlı kaşığı. Karabiber, değil mi? Evet. Ve tuz. Ne kadar? Yeter mi bu? Biraz daha. Evet. Tamam. Yarım kaşık pul biber koyduk. Yarım tatlı kaşığı karabiber koyduk. Ve isteğe göre ben yaklaşık bir tatlı kaşığı da tuz koydum bu ölçüye. Vallahi elinize sağlık. Çok güzel bir iç oldu. Yani böyle bizim o tırnaklı ekmeğimiz var ya. O olsa da yesek. Zaten var ya, annem yaparken bunu ben hep zaten kaçırıyorum. Evet, altını kapatıyoruz. Ve ağzı yumuğumuzun içi hazır. İçi hazır. Bunu soğumaya alıyoruz. Bu soğurken biz ağzı açığı yapalım. Ağzı açığa geçelim. Buyurun. Sizi alalım. Evet. En önemli
detay. Hamur gerçekten çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Gerçekten gayet iyi mayalanmış. Pardon. Evet. Evet, hamurumuzu ikiye böldük. Ve ikiye böldüğümüz hamuru da üçe böldük. Üçe kestik bunu da. Eşit olacak. Hamurumuzu dediğimiz gibi ikiye böldük, sonra evet. da bunu üçe böldük. Hı. Şimdi biz bunu açma işlemine geçeceğiz. Evet. Un alıyoruz. Evet. Ve ağzı açığımızı açmaya başlıyoruz. Bu merdaneyle olmaz değil mi? Ya oklava gerek. Yani ince olması gerektiği için. İnce. Hani, İncelik evet. ölçüsü nedir? Gel şimdi göreceğiz ama. Aha, evet. Bir parmak kadar şey mi oluyor? Yok, daha ince oluyor. Daha ince oluyor. Evet, o yüzden o zaman kesinlikle oklava olması lazım. İnce bir hamur olarak biz bunu açmaya devam ediyoruz. Evet Ayşe Hanım, hamurumuzu açtık. Açtık evet. İnce bir hamur değil mi? Evet. Evet, şimdi bunu ne yapacağız? Neyle keseceğiz? Kase falan mı? Yok, çaydanlık kapağıyla ben genelde de yapıyorum. O zaman sana çaydanlık kapağı bulalım. Evet. Hemen vereyim ben size. Ha, kesici olması lazım. Evet. Anladım. Keskin buyurun. Olması lazım, yoksa tamam. açılmaz. Evet. Yani bir kahve fincanı tabağının büyüklüğünde. Evet. Değil mi? Evet, bunu çaydanlık kapağımızla kesiyoruz. Yani o bile zor kesiyor. Bir her bir şeyden bezeden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane çıkıyor. Çok güzel. Bu da şey, ne için bu Ayşe Hanım? Bunu yapmamız? Dökülmesin diye. Etler düşmesin diye. Evet, elimizi ıslatıp hamurlarımıza. Ceviz büyüklüğünde içimizi alıyoruz. Ben siyah vereyim. Öyle her tarafa. Bu yine acılık bizim tamamen isteğimize bağlı. Tabii. Değil mi Ayşe Hanım? Bunun biberini çok da koyabiliriz, az da koyabiliriz. Evet. Biz tam kıvamında koyduk. Bunu bir de şey de yapıyorlar Ayşe Hanım, böyle kapatıp yan da yapıyorlar. Evet, öyle de oluyor. Ama en güzeli bu mudur? Böyle görüntü olarak da çok güzel oluyor. Evet, bu hem etimizi koruyor, evet. düşmemesi için. Ama ben bir şey söyleyeyim, gerçekten hamurun çok güzel olmuş. Evet, bayanlar bu ölçüyü kesinlikle kullanın. Şimdi şunları şöyle, evet, ağız açıklarımız hazırdır. Birinci tepemizde yoğurduğumuz, yaptığımız. Evet, ağzı açıklarımız bitti. Evet, baylar bayanlar, ağzı açıklarımız bitti. Biraz bu dinlensin. Evet. Biz neye geçelim? Ağzı yumuğu. Ağzı yumuğumuza geçelim. Evet. Evet. Ağız açıklarımızı yaptık. Onlar şu anda hızlı. Hepsini birlikte kızartacağız evet. diye. Onları şimdi kızartmıyoruz.
Şimdi Ayşe Hanım bize ağzı yumukları yapacak. Ağzı yumuklar için Ayşe Hanım, kıymada ne kullanmıştık? Bir soğan kullandık. Evet. Karabiber. Evet. Tuz. Evet. Pul biber. Ben hepsini kavurduk. Evet. Onları şimdi ağzının içine tamam. Getir. Soğudu mu? Evet, soğudu. Onu şöyle alıyorum buraya. Evet. Şimdi ağız yumuğumuzu aynı hamuru kullanıyoruz. Birinin eti çiğden, birinin etini pişiriyoruz. Tabii lezzet farkı var. Değil mi? Hı. Kesinlikle lezzet farkı var. Tat olarak farklı. Sanki bizim oklavamız küçük mü oldu bunda? Evet. Değil mi? Evet, birazcık bizim oklavamız küçük kaldı bayanlar. Şimdi farkındayım. Sizler izlerken diyeceksiniz. Siz oklavamız söylemeden küçük. Ben söyleyeyim. Evet, oklavamız biraz küçük oldu ama yine işimizi görüyor yani. Şimdi o bizim büyük yaptığımız ekmek. Oklavalarımız var. Onu evet, bayağı bir alan sığmaz. Evet, sığmazdı. Bunun bir büyük boyu lazım bana. Evet, buradan iletiyorum. Lütfen bana bir büyük boyunu alır mısın? Evet. Az yumurumuzun hamuru hazır. Yine çaydanlık kapağımızla. Evet. Aynen. Bu da tam 7 tane çıktı. Ve hazırladığımız iç harcımızı. Bunda ıslatma yok. Yok. Bunda yok. Evet. Bir de ben de buna bakmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bohça kapatır gibi kapatıyoruz. Çeviriyoruz. Onun kapanması lazım. Açılmaması. Evet, açılmaması lazım. Kalan fazlayı üst, da. Aynen. Üst kalan o fazla hamurumuzu da koparıp alıyoruz. Tam bohça şeklini aldım. Onu zaten o koparmasak hamur kalacak. Yenmeyecek yani. Bir de şey de gelecek görüntü olarak da. Bunda Ayşe'nin içimizin iyice soğuması lazım. Evet, soğuması. Kesinlikle evet. Eğer soğumazsa kapanmaz. Evet. Evet, ağzı yumuklarımızda. Ne güzel olmuşlar. Ağzı yumuk. Gerçekten yani çok güzel tamamlamış. Böyle biz bunun 3 bezemizi de bu şekilde yaparak tamamlayacağız. Hatta bunu da ben yapayım. Şöyle bohça yapar gibi hepsini alıyoruz. Sonra burada oluşturuyoruz. İyice kapatacağız tabii ki. Üstündeki fazla kıvrımını da alacağız. Evet. Evet,
Ağız açıklarımız ve ağız yumruklarımız bitti. Tamam, bitti. Dinlendilerdi zaten biz onları yaparken. Biz bunların malzemelerini tekrar çok kısa bir geçelim ve kızartma işlemimize geçelim. Evet. Ayşe Hanım, ağız açıkta ne kullandık, onda ne kullandık? Yarım kilo kıyma. Evet. Bir tane soğan. Soğan. Tuz, karabiber. Ondan sonra bunu kullandık. Evet. İki kaşık un koyduk. İki kaşık un, bir yumurta koyduk. Bir yumurta koyduk. Bunun evet. Kıyma harcına. Evet. Az yumuğumuzu da. Burada yarım kilo kıyma. Evet. Bir soğan. Tuz, karabiber, bir soğan. Bu kadar. Bir kaşık pul biber. Bir de karabiber. Karabiber. Hamurumuz aynı ölçü hamuru. Evet, değil aynı. Mi? Evet. Evet. Bir kilo una. Evet. Bir yumurta kırdınız. Bir su bardağı yoğurt. Yoğurt koydunuz. Bir kabartma tozu. Tuz. Bir bardak sıvı. Bir çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ kullandım. Evet. Bunları çok güzel yoğurduk. Ya, hamurumuzu bir yarım saat kadar dinlendirdik. Ondan sonra ağız açıklarımızı ve ağız yumruklarımızı sizlerin de izlemiş olduğu gibi yaptık. Şimdi biz bunu kızartma işlemine yapıyoruz. Ocağımızı yakıyoruz. Ben sizi böyle alıyorum. Bol yağımız. Evet. Kızgın yağ. Kızgın yağın içine şimdi biz bunları atacağız. Güzelce ne kızaracak. Evet, bundan sonra şıllık yapımımıza geçeceğiz. O güzel meşhur tatlımız. Evet, Ayşe Hanım isterseniz ben bunları kızartmaya geçerken siz de şıllık tatlısını hazırlayın. Neler kullanacağız? Onları bir sayarsanız. Ben bu arada Ayşe Hanım bunu atıyorum. Isındı bence. Atayım mı? Tersten. Tersten. Aa, bak tersten. Böyle bunu tersten atacağız. Güzel. O zaman bekliyoruz. Tamam. Şıllık tatlısı için malzemelerimizi bir sayalım. Evet. Şimdi şıllık tatlımızın yapımına geçeceğiz. 5 su bardağı sütümüz var. 5 su bardağı süt. 3 su bardağı da unumuz var. Unumuz var. Vereyim mi bardak yoksa koydun mu? Yok. Tamam. 3 su bardağı un. Evet. Biraz tuz. Tabii tuz vereyim. Ve çırpıcı. Ve çırpıcı. Yumurta falan girmiyor mu buna? Yok, girmiyor. Girmiyor. Evet. 5 su bardağı süt. 3 su bardağı un. 1 kaşık tuz. Tuz koydum. Ben Ayşe Hanım istersen bunları atayım. Tamam. Bence bu kızardı. Evet. Biz ağız açıklarımızı ters atıyoruz. Bir tane çok fazla doldurmayalım bence. 4 tane yeter mi? Bir tane daha mı atsın? Atayım. Bu arada şerbetimizi de istersen evet, koyalım değil mi ocağa? Tamam. Şerbet ölçümüz de birebir. Evet. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. 3 su bardağı su. Evet, ağzı açıklarımız sizlerin de görmüş olduğu gibi düşmedi etimiz. Evet. Öncelikle ilk yüzünü zaten iki işlem yapıyoruz. Bir ön, bir de arka yüzünü yaptıktan sonra başka yok. Tamam. Zaten bir yüz var daha demiştik. Evet, şerbetimizi de bence hemen ocağa koy. 3 su bardağı un. Şeker 3 su bardağı su. Tamam. O kızarıyor. Ve 3. 3 su bardağı da suyunu alıyorum. 1. Ben bunları çıkaracağım. Bunu ocağa almadan önce. Nasıl kızarması Ayşe Hanım?
Tamam mıdır? Biraz daha altları. Biraz daha güzel. Tamam. Evet, ben aslında şu çorbamı şu tarafa alayım ki ocağımda yer açılsın. Bunu kaynaması için. Bunu alsam mı ki? Bence alayım. Evet. Altı açıklarımızın kızartma işlemi şu an için. Bunlar tamam. Hemen ikinciyi de alıyorum. Yaptınız o arada? Ne yaptınız? Ben bir şey hazırladım. Çılgın tatlısının krep diyorlar. Krep gibi yani. Krep gibi krep değil mi? Evet. Onu hazırladım. O şu anda hazır. Tamam. Cevizleri şimdi. Buyurun, ben size şunu vereyim. Cevizleri için. Çok mu ufak olacak? Yok, çok ufak olacak. Evet, bunları ben çeviriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi yine hiçbir şekilde yağ almadı. Ayşe Hanım, yağını o kadar çok koymuşum ki aslında çevirmeden de pişiyor. Evet. Çevirmeden de pişti. Yani o ipi attım. Evet, ağzı açıklarımız nar gibi kızardı. Bunları da alıyorum. Ve şimdi ağzı yumuklarını sarmaya geçeceğim. Tersten mi atacağım bilmiyorum. Yok, bunlar da normal. Evet, bunları da normal kızartıyoruz. Bu cevizin içine hiçbir şey koymuyorsunuz değil mi Ayşe Hanım? Hayır. Üst süsleme için de fıstık içi kullanacağız. Evet. Üst süslememiz için de. Buyurun, geçmek isterseniz. Evet. Bu da çok güzel. Yani yağımız burada kesinlikle kızgın olacak değil mi? Evet. Yani ilk attığımda zaten şey olmuştu. Fark ettik hemen onu. Yağ kızgın olduğu zaman çok güzel. Evet, çok güzel kızarıyor. Sadece iki işlem, ters düz yaptık mı tamam. Hı-hı. Sizi de bugün yorduk vallahi. Yani gerçi sevdiğiniz için, severek yaptığınız için pek yorgunluk hissedilmiyor ama evet. Olsun, yorduk sizi. Yani gönül ister ki böyle yemek programı 3-4 saat sürsün ama evet. Maalesef öyle bir lüksümüz yok. Bunu hemen bizi ayrılan süre içerisine sığdırmak zorundayız. Evet. Ama ayrı servis tabağı mı versen daha iyi olur gibi. Hakikaten
nefis görünüyor. Bir yandan da İşlemimiz, kızartma işlemimiz böyle devam ediyor. Evet, sizlerin de görmüş olduğu gibi gerçekten nefis görünüyor. Ne yaptınız Ayşe Hanım? Neler yaptınız böyle? Neler yaptınız? Çok güzel şeyler yaptınız. Beraber yaptık. Olsun ya. Ben öyle arada bir size yardım ettim yani. Bunlar sizin eseriniz. Evet Ayşe Hanım, ağız açığımızı yaptık, ağzı yumuğumuzu yaptık. Tamam. Burada çorbamız da hazır. Şimdi hemen şılığımızın yapımına geçiyorum. Tamam. Şılığımız için ne kullanmıştık hemen onu da. 5 su bardağı süt. Süt. 3 su bardağı, 3 su bardağı un. Evet. 2 kaşık, 1 tatlı kaşığı tuz. Tuz kullandık, evet. Yumurta falan hiçbir yok, şey yok. Yok, hiçbir şey yok. Evet, şimdi biz bunun hemen yapımına geçiyoruz. Ortayı mı kullanacağız? Tamam. Bu arada şerbetimiz de 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su kullanmıştık. Ben bir de yarım limon sıktım ona. O da zaten olmak üzere. Çok az yağ koydu Ayşe Hanım. Sanki şerbetimiz de olmuş. Evet, onu da altını kapatayım mı? Oraya yiyorum. Bunu biraz daha kalsın. Kalsın. Bunlar harika görünüyor. Biz şılığı bizim Urfa'da yine böyle işte tepside üst üste yapılır değil mi? Rulo olarak yapılır. Biz bunu rulo olarak yapacağız. İsterseniz evet siz bunu tepside de üst üste aynı ölçüyle yapabilirsiniz. Aralarına ceviz koyup üstüne örtüp tekrar. Evet. Bir kat kremi koyup ondan sonra ceviz serpiştirip bir kat daha böyle kremi koyup kesip ondan sonra şerbeti dökebiliriz. Evet, biz bunu rulo olarak yapacağız. Bu serviste daha şey oluyor değil mi? Daha güzel. Daha güzel duruyor, evet. Bir kepçe hazırladığımız hamurumuzu koyduk. Tavamızın altını hafif yağlamıştık. O tamam değil mi? Bunu ben bunu soğumaya yollayacağım. Evet bu hamurumuz gür ateşte olacak değil mi? Evet, bunun özelliği ateşimizin yüksek olması. Evet. Evet, gerçekten kıvamı bu ölçü birebir ölçüdür. Kesinlikle bu ölçüyü kullanın. Bayağı da çok çıkıyor. Aynen. Bunun bazı tariflerde Ayşe Hanım bunun içine 2-3 damla yağ damlatıyorlar. Biliyor musunuz yok, onu? Yok, bilmiyorum da benim yani kullandığım sürekli yaptığım öyle. Sizinki bu. Evet. Anladım. Mesela onlarda şey yapılıyor bazı bildiğim kişiler. Onlarda buraya 2 damla yağ ama tavada yağ. Biz program öncesi konuştuk. Siz bir de aslında dibinde bir şey kuyruk evet, yağından bahsetmişti. Kuyruk yağını böyle gezdiriyoruz. Evet. Öyle asıl hamur. Asılı o. Urfa'da asıl öyle yapılır. Evet. Kuyruk yağını gezdiriyorsunuz. Ondan sonra kuyruk. Evet. Maşallah maşallah diyoruz. Ne yaptık? Krepimize geçmeden önce bir yaptık. 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 Şimdi tatlı olmadan olmaz diyoruz. Ve şimdi Ayşe Hanım bize şılık tatlısı yapacak. Ev usulü. Yani ev usulü aslında. Evde
yapılan şıllık tatlısı diyeceğiz. Evet. Zaten hazırlamıştık. Ne vardı bunda Ayşe Hanım? Bunda ve un. Evet. Kızgın, az yağlanmış tavamıza bir kepçe şıllık karışımımızı, yani hamur krep diyelim. Ha evet, onun karışımını aldık. Tabii tavamız kızgın olacak. Ondan sonra bir çevireceğiz. Sen de böyle şey yapabiliyor musun? Atabilir. Bazen yok. Ama şimdi ona gerek yok. Aynen. Ne olur ne olmaz. Risk almayalım. Evet. Çok güzel oldu gerçekten. Hakikaten bunlar nefis görünüyor. Biz çorbamızı zaten içine yağ, nane kavurmuştuk. Sonradan üstüne de Ayşe Hanım çiğden olarak kuru nane ve isot biraz döktü. Daha güzel olsun diye. Biz bu tatlıyı bir de şeyle yapıyoruz değil mi? Tepside de yapıyoruz. Tepside, sen şimdi evet. Rulo yapacaksın evet, bunu. Tamam. Evet. Bunu biz bir de tepside de yapıyoruz. Üst üste aralarına ceviz koyup. Tabii aynen. Biraz daha büyük bir tavada. Daha büyük evet, daha büyük bir tavada. Bu tam servislik, porsiyonluk oluyor bu. Evet. Evet, çok güzel kızardı Ayşe Hanım. Acaba şöyle bir show mu yapsak diyorum ama. Göze almak biraz. Valla hiçbir şey olmazdı. Aynen. Çok güzel oldu çünkü. Aslında siz burada yapmış olduğunuzun sarmasını yapsanız da ben ona geçsem olur mu? Olur. Yardım edeyim size. Tamam. Evet. Evet. Ayşe Hanım burada hazırladığı hamura ve hamur. Şimdi onun iç harcını koyacak. Ben şunu alayım buradan. Evet. Bunun içine tabii ki isterseniz fıstık da olabilir, değil mi Ayşe Hanım? Kaymak olabilir. Kaymak olabilir. Evet. Evet. Bu tamamen sizlerin tercihi doğrultusunda. Biz bunu sade cevizli yaptık. Yapmak istedik bugün. Ayşe Hanım bence bu oldu. Oldu evet. Evet. Hemen alayım. Evet. Bir de ben bunu şöyle bir atabilsem. Şöyle geliyorum. Önceden hazırlamış olduğumuz 3 su bardağı toz şeker. 3 su bardağı su ve yarım limonla biz şerbetimizi yapmıştık. Şimdi kesecek misiniz? Tamam. Kesinlikle bugün hafta sonu, cumartesi, pazar, yani çoluk ne mi pişirelim? Hiç düşünmeyin. Bence hanımlar kalkın, güzel bir hamurunuzu yoğurun, güzel bir yoğurt çorbanızı yapın. Sonra da güzel bir şıllık tatlınızı da yaparak evdekilerine ziyafet verin derim. Evet. Şerbetimizi boğulmuştuk zaten. Ve ben de şöyle boğulcana. İyi mi Ayşe Hanım? Evet. Dökelim mi? Dökelim mi? Tamam. Tamam. Evet.
Bol bol su fıstığını dökeceğim. Evet. Evet. Evet sevgili Duru TV seyircileri. Ne yaptık? Bugün Ayşe Hanım'la inanılmaz bir menü çıkardık. Bölgemize özel, Şanlıurfa'mıza özel. Ne yaptık? Yoğurt çorbası yaptık. Ne yaptık? Ağzı yumuk. Ağzı açık. Ve şıllı tatlımız. Ve muhteşem tatlımız. Şıllı tatlımız yaptık. Evet. Evet. Ayşe Hanım, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Sizi tekrar tekrar inşallah göreceğiz. Elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Eğer benim kadar siz de keyif aldıysanız ne mutlu bana. Keyif aldım. Ben zaten seviyorum yemek yapmayı. Çok seviyorum. Hı hı. Ben teşekkür ederim size beni burada ağırladığınız için. Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Her zaman. Evet tekrar Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte olduğu için yordum onu. Kızlarınıza kocaman sevgilerimizi de gönderiyoruz. Evet. Evet sevgili Duru TV seyircileri. İne ile hayatın tadı hafta sonu evlerinizde sizi bu lezzetlerle birlikte konuk oldu. Sizler de bana konuk olmak istiyorsanız buyurun. Kapımız size sonuna kadar açık. Ne diyoruz? Rabbim evlerimizden huzuru, mutfağımızdan bereketi, yemek kokusunu eksik etmesin diyoruz. Ve kalın sağlıcakla diyoruz. Hoşçakalın.